Öncelikle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün kısa bir tarihçesini ele alarak başlamak istiyorum. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü 1966 yılında öğretmen örgütlerinin de katkılarıyla ve önerisiyle UNESCO ve ILO tarafından öğretmen statüsü tavsiye kararlarına dayanmaktadır. 1994 yılında da yine UNESCO ve ILO tarafından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilerek o gün eğitim emekçilerinin kendi günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada 100'den fazla ülkede 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de maalesef bu sözleşmeye imza atan ülkeler arasında yer almasına rağmen öğretmenlere, yani eğitim emekçilerine karşı sorumluluklarını hiçbir zaman yerine getirmeyen bir ülke olarak yerini almıştır maalesef. Bugün işte yakın zamanda 5 Ekim tarihine biz kendi günümüzü kutlayacağız ama Türkiye'de öğretmenlerin yaşadığı çok yönlü, çok boyutlu sorunlar var. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere sosyal sorunlar, talep ettikleri demokratik haklar konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Bugün işte yeni eğitim öğretim yılına başladık. 2002, 2022, 2023 yeni eğitim öğretim yılına başlarken birçok eğitim emekçisi arkadaşlarımız büyük şehirlerde, metropol kentlerde bulundukları evlerin kiralarını veremeyecek durumdalar. Okullarına ulaşmak için kırsal kesime gitmek zorunda kalanlar, okula ulaşım için kendilerinden istenen ücreti ödeyemez durumdalar. Çocukları büyük şehirlerde üniversite okuyanlar, yanı başlarında okul okuyanlar, çocukların eğitim masraflarını karşılayamaz durumdalar. Ve bütün bu ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntılar emin olun eğitim emekçilerinin hem sınıftaki hallerine hem okulda öğrencileriyle buluşma hallerine de yansımaktadır. Şimdi kendi hayatında temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile ücret atmayan bir insan çocuklara gelecek vaat edecek umut aşılayamaz. Ay sonunu zor getiren birisi, bir insan insan yetiştiremez. Yarına umutla bakacak insanlar yetiştiremez. Kendi penceresinden bakan öğretmenler, yani dünyaya bu pencereden bakan öğretmenler sadece ayakta kalma mücadelesi veriyorlar maalesef Türkiye'de. Biz çok iyi biliyoruz. Metropol kentlerde yaşayan eğitim emekçilerinin neredeyse %99'u ek iş yaparak geçimini sağlamaktadır. Türkiye'de çok boyutlu sorunlar var dedik. KYK'li sorunlarımız en başta, yani bizim temel sorunlarımızdan biri maalesef. Her iş kolunda olduğu gibi eğitim iş kolunda da ihraç edilen yüzlerce arkadaşımız hem kendileri hem aileleri uzun yıllardır bu mağduriyeti yaşıyorlar. Kendilerine yaşatılan bu mağduriyet dışında, yani ekonomik mağduriyet, sosyal mağduriyet dışında özellikle iktidarın kendilerine, yani KYK'li arkadaşlarımıza yönelik kullandıkları dil onları yalnızlaştıran, toplum dışı bıraktıran, onları toplumun hedefi haline getiren söylemler arkadaşlarımızın ayrıca psikolojik bir baskıyla, iktidarın psikolojik baskısıyla da maruz kalma durumu haline getirmiştir. Biz arkadaşlarımızın her an yanında olmakla beraber, zaten biliyorsunuz KESİK olarak biz uzun bir süredir her hafta KYK'li arkadaşlarımızın bütün ekonomik, özlük, demokratik haklarına dair basın açıklamaları yapıyoruz ve KYK'li arkadaşlarımızın mutlaka en kısa zamanda bütün hakları iade edilerek görevlerine başlatılmaları gerektiği hususunda sürekli çağrılarda bulunuyoruz. Ki son süreçte dosyaları görülen arkadaşlarımızın neredeyse %60'ı, %70'i red kararı aldı. Biz bu red kararlarının siyaseten verilmiş kararlar olduğunu biliyoruz. Çünkü hukuki herhangi bir dayanağı olmayan, temeli olmayan bir gerekçeyle red kararı aldılar. Biz sadece işte öğretmenlerin çok boyutlu sorunları var derken KHK'lilerin bizde ayrı bir başlığı vardır. Yani siyasi iktidar mağdurlarıdır KHK'liler. Yani bilerek, istenilerek siyaseten kendileri hedef haline getirilmiş, belki cezalandırılmak istenen arkadaşlarımız nezdinde muhalif kesim öğretmenler, KESK'e bağlı iş kollarında görev yapan arkadaşlarımız özellikle iktidarın hedefine alınarak KHK'ler, sürgünler, mobbingler, açığa alınmalar, gözaltılar, tutuklamalarla sindirilmek istenen bir kesimin
kesim içerisinde biz 5 Ekim'i karşılamaktayız. Yani öğretmenler yeni öğretim yılına başlarken birçok kategoriye ayrılmış şekilde başlıyorlar gene döneme. Bizler sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, ataması yapılmayan öğretmen veya işte özel sektörde emeği sömürülen öğretmen derken, yani bu çetrefilli sorunlar halledilmesi gereken sorunlar dururken, bir de şu anda bizim için büyük, devasa bir sorun haline gelen öğretmenlik meslek kanunu çıkarıldı. Biz konuşulmaya başlandığı ilk günden itibaren hem itirazlarımızı hem eleştirilerimizi sunduk öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasına dair. Çünkü sadece ekonomik temeller üzerine kurulu, hiyerarşik bir yapıyı oluşturan, öğretmenleri yarıştıran, ayrıştıran, piyasacı ve rantçı bir temel üzerinden kurulan öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasına karşı mücadelemizi verdik ve veriyoruz şu anda. Öğretmenler, uzman öğretmen, baş öğretmen, ada öğretmen diye ayrılmak isteniyor. Yani bu çıkarılacak olan yasa iş yerlerinde öğretmenlerin çalışma barışını bozacak. Eşit işi eşit ücret ilkesine aykırı olacak. Nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen gibi çok tehlikeli bir ayrıma götürecek olan bu kanunun da kanun olacak ve biz bu kanunun çıkarılmasına karşı önümüze bir dizi eylem etkeni koyarak karşı koyuyoruz. Öğretmenlerin ekonomik özgürlük, demokratik herhangi bir talebini içermeyen bir kanun olan bu öğretmenlik meslek yasasının kaldırılıp içeriğinde öğretmenlerin talebinin oluşturulduğu, haklarının güvence altına alındığı bir yasanın oluşturulmasını, öğretmenlerin statüsüzlük tavsiye kararının da esas alındığı bir yasa çıkarılmasını talep ediyoruz ve bu yönlü mücadele veriyoruz. Bunlar da öğretmenlerin karşılaştığı sorunlardan birkaçı. Yani öğretmenlerin ayrıştırılmadığı, öğretmenlerin kategorize edilmediği, eğitim fakültesi mezunu olan tüm öğretmenlerin ihtiyaca yönelik mutlaka kadrolu atanarak işe alınmasını istiyoruz. Bakın, geçen gün 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Ancak o öğretmen adaylarından, öğretmenlerden bir kısmı veya işte birçoğu güvenlik soruşturmasına, arşiv araştırmasına takılık kaldı. Biz insanların atamasının yapıldıktan sonra herhangi bir güvenlik soruşturması geçirmesini doğru bulmuyoruz. Tamamıyla muhalif kesimi sindirme, öteleme, devlet memuru yaratma mantığı üzerine kurulu olan bu uygulamaların, keyfi uygulamaların derhal kalkmasını ve gerçekten de pozitif bir şekilde, yani objektif bir şekilde öğretmen alımlarının yapılmasını istiyoruz. Eğitim fakültesi mezunu birçok öğretmen arkadaş var. Yüz binlerce öğretmen arkadaş var. Onların atamasının yapılmasını, öğretmenlerin tamamıyla kategori edilmekten uzak, aynı çatı altında kadrolu olarak atanmasını doğru buluyoruz. Hani biz öğretmenlerin nitelikli, niteliksiz, baş öğretmen, uzman öğretmen, ücretli öğretmen diye ayırt edilmeden tek çatı altında birleşerek aynı haklara sahip olmasını, hatta sadece öğretmenler değil, bütün eğitim emekçilerinin, yani eğitimde görev yapan her insanın, yardımcı hizmetli personel, teknik personel, memur, öğretmen, ne olursa olsun eğitimde emeği geçen herkesin aynı haklara ve aynı güvenceye sahip olacağı bir eğitim sistemini istiyoruz.